Pekala, RPlace 2023 birçok hazin hatıra ve alınan birçok dersle kapatıldı. Tabii ki de tahmin ettiğim gibi bir öncekiler kadar heyecanlı ya da benzersiz değildi. Ama yine de yaşananların bir nevi bir günlüğünü oluşturma maksatlı bu videoyu çekiyorum. Bu video hem bazı önemli anlar, hem canlı yayında yaşananlar, hem de mimleri içerecek ve bir anı defteri olarak kanala yüklenecek. O zaman hadi başlayalım. RPlace 2023. Şu an bir kaosun içindeyiz. Ama bu kaos düzelecek. Ailemi 4 gün göremeyeceğim. Ailene elveda de. Kadir, Kerem, hoş geldin vatandaş olarak. Az önce birinin adını bedavaya okudum. Aranızda adı Kadir olan kim varsa duymamış gibi yapsın. Her şey vakti zamanında güzel, bokunu çıkarmaya gerek var. Bence de bu etkinliği zamansız yaptılar biraz. Bu kadar erkenden olmaz yani. Yapacak bir şey yok. Pekala. Şu an elimizde şöyle bir görüntü var. Şurada Among Us istilası başlamış. Harika. Bu taraflarda bir void oluşmuş. Void'den daha önemli bir mesele var şu an. O da Spez. Gençler, bu arada Türk bayrağını niye böyle yaptığınızı tam olarak anlamıyorum. Buralara bizim ne ihtiyacımız var? Allah'ını seversen. LGBT bayrağına saldırıyorlar bir yandan. Kanada yine yaprak yapamıyor. Ve void'imiz gay chess mi? QR kodla bir şey. Bunu denemeyeceğim. Ne olduğunu denemeyeceğim. Ördek mi? Bir saniye, Among Us'ları ördeğe mi çeviriyorlar, yoksa bu ördek istilası mı? Emir vereceğim, rahat olun. Şu an durumu inceliyoruz. Bu hepimiz için bir şoktu. Hazırlanma süremiz yoktu. Ortam boktu. Düşman çoktu. Ama şükür ki karnımız toktu. Daha devam edemedim, neyse. Görev verme vesaire. Os, Fransa'yı yok ediyorlar galiba. Aga, Fransa'yı yok ediyorlar. İngiltere tabii ki de asimetrik çubuklarını yapmakta inanılmaz zorlanıyor. Çok da şaşırmamak lazım. Kendimize bir yer beğenmemiz lazım. Bence bu fuck spezlerden yer alabiliriz. Çünkü zaten siyahlar. Bak şurayı düşün. Ya da yeterince fuck spez var ve sanki yeterince iyi korunmuyor gibi. Şu kısmı düşün. Döner kebaba değmeden bence buradaki fuckları alabiliriz. Ki almaya başladık da galiba. Hayır, spezleri de almıyor. Bak, Türksünüz, anlıyorum. Ben de Türk'üm, anlıyorum sizi. Ama gerek yok. Spezleri de alalım, şurayı da alalım, burayı da alalım. Bak, estetik değil. Biraz stratejik düşünmek lazım böyle şeylere. Yanmıyor. Kanala katırdık o kadar. Git düzgün çakmak. Mesela çakmak değil aga. Mesela benzin. Benzin kaç para, haberin var mı? Güzel, güzel ilerliyoruz. Şu an sınırlarımız az çok belli gibi. Abi şu logoyu yapalım, sonra Türk bayrağına el atalım. Lütfen yani, lütfen, böyle olmaz. Bence şu an net bir şekilde burada bir şey yapmaya çalıştığımızı belli ettik yani. Uzaktan bakınca bence void sanıyorlar. Void olduk resmen. Olabilir. Zaten önemli olan kaostan düzen yaratmaktır. Token olsun'u. Son oyu silme meselesine geri döneceğiz bir ara. Onun haricinde siz de buradayken söyleyeyim. Aramızdaki grafik tasarımcı, görselci vesaire olanlardan bir ricam var. Türkiye'de yaşanmış olan depreme dair bir hatıra bırakmamız mantıklı olur. Minimalistik bir tasarım istiyorum. Fikirler geliyor şu an. Grafik tasarımcı olan arkadaşlara fikir olsun diye yani. Bayrağın yakınlarında bir yere 0417 yazma fikri var. Hasar almış bir baret çizme fikri var. Türk bayrağına çatlaklar koyma. Yok, belki bayrağa saygısız, o tarz bir şey olarak algılanabilir. Belki Türk bayrağının yakınlarına bir yere gri bir Türk bayrağı yaparız. Ona çatlaklar ekleriz mesela. Siyah kurdele fikri var. Tamam, bunu şey yapacağız, bunu düşüneceğiz. Onun haricinde asimetrik olduk. Bakın, şuraya bir tane beyaz nokta koyuyorum. Bu beyaz noktadan aşağı doğru bir beyaz sınır çizgisi çizebilir misiniz? Bence artık hani belli olsun nerede bitirmek istediğimiz. Bakalım nasıl oldu. Güzel, güzel, tamam. Buraya niye spez yazmışlar? Giyotin. Fransa'dan inanılmaz bir flex geliyor. Devasa bir giyotin ve giyotinin altında spez var. Ben bu ayrıntıyı görmemiştim. Wow 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 wow, bu şarkı da ne? Sanırım ticaretin süperstarı oluyoruz ha? Evet. Katılıyorum. Binomo diyor ki kendinizi açın. Bilal Sonses Binomo'dan esinlenerek Ticaretin Süperstarı adlı şarkıyı yaptı. Ve hepimizin içinde bir süperstar var. Keşfedilmeyi bekleyen. Bunun için yapmamız gereken şey çok basit. Çünkü Binomo'da işlem yapmak çok basit. Kullanıcı dosta arayüzü, hediyeli turnuvalar ve pratik yapabileceğiniz 10.000 dolar. 5 SD sistemi sayesinde hızlıca açılıp kapanan 5 saniyelik işlemlerle kolayca kar elde etme imkanı. Şimdi 5 saniyelik bir işlem açıyorum. Güzel, güzel. Şimdi bir 5 saniyelik işlem daha açıyorum. Süper. İşte gördüğünüz gibi Binomo kullanmak bu kadar kolay. Ayrıca VIP statü sistemi sayesinde herkes kendi kulvarında ticaret yapabilir.
Müziği değiştir. Kolay işlemler, 7/24 canlı destek ve bir süperstar edasıyla ticaret. Binomo'ya aşağıdaki promo kodunu kullanarak kaydolun ve ticarete bir süperstar edasıyla başlayın. Ördeklerin arkasında Amogus'lar var. Ördek olayı ne bilmiyorum bu arada ama göreceğiz hep beraber. Logo çalışmalarımız güzel, devam ediyor. Abi direkt göze çarpıyoruz. O tarz bir logomuz var. Direkt nerede olursak olalım doğrudan göze çarpacaktı zaten. My Little Pony'yi My Little Porno yapmışlar. Ama yine logonun yeri iyi değilmiş. Öyle uzaktan bir baktığın zaman. Yine ben ve stratejik deham. Bunu göner kebap mı yapmışlar? Almanya neler yapmış? Bu Berliner. Pikachu ne alaka bilmiyorum. Belki mimleri vardır. Bira niye yok? Fanta var. Fanta'nın nasıl yapıldığını biliyorsunuz değil mi bu arada? Nazi Almanyası döneminde kolanın tarifini tamamını alamadığı için Almanya. Malzemeler yerine portakal falan bir şeyler katıyorlar ve Fanta ortaya çıkıyor. Litrelerce vodka'da bile kalkan. Çok iyi. Çok iyi. Oluştuk. Sola kayabilir miyiz biraz? Şurada bir boşluk görüyorum ben. Hafiften dedim ya, hafiften. Ben orada biraz ekstremist arkadaşlar var. Bir tane Sünger Bob üstümüze işiyor. Sünger Bob üstümüze işiyor. Aşağıdan aniden Sünger Bob'a doğru böyle siyah bir şerit. Şuradan böyle zank diye haddini bilsin. Hayır, tamamen yok etmeyin adamı. Hayır, sadece işediği yere doğru siyah şerit. Abi yok etmeyin, yok edin demedim ben. Neyse. Kelimelerin dikkatli seç, bu adamlar psikopat. Barışçıl olun dedikten sonra Porsche. Oğlum yok oldu adam amın. Pekala. Orada bir şey yoktu zaten. Hatırladığınız kadarıyla. Bir önceki R-Place'de bahsetmiştim. Logomuz siyah zemin üzerine kırmızı olarak yapıldığı için Void'in doğrudan hedefiydi. Ve bu sene tam olarak korktuğumuz şey başımıza geldi. İlk yayınımın hemen ardından ve biz uyurken logomuzun üzerinde bir Void başlattılar. Ama bu kontrolsüz, kaotik bir Void değildi. Bir yayıncı ve yayıncının 30 bin izleyeni tarafından logomuzun üzerine inşa edilen bir sanat eseriydi açıkçası. O yüzden hani bir yandan sinirlendim ama bir yandan sinirlenemedim de. Demek istediğim biraz da bu sene, geçen seneye nazaran çoğu taraf biraz daha barışçıldı. Ama tabii günün sonunda onlar da Amogus istilasına maruz kaldılar. Burada aslında çok güzel bir şey yapılabilirdi. Ben onu görmek istemiştim açıkçası. Böyle Void'e denk gelen Amogus'ların farklı bir şekle bürünmesi çok cool olurdu. Böyle mutasyon geçirmiş, enfekte olmuş, iğrençleşmiş böyle bir hale dönmeleri çok cool olurdu. DB'ye ulaşabilir miyiz bir şekilde? Yani bunlar hangi Discord'dalar? Buna tıklayınca oraya mı gidiyor? Evet. Gördüğünüz gibi istila planları yapıyorlar. Almanca yok bende, kurulu düzenim yok. Ne oluyor burada? Anladınız mı? Anladınız mı? Çok kötü. Bunu silin. Kak yazacaklar. Kak yazacaklar. Silin. Ona işte izin veremeyiz. Türk bayrağını sildiler. Başka yere yaptık. DB yazdılar. Hadi tamam dedik. Ama kak yazamazlar. Bunlar kim ya? Evil Hugola. Yapan döner kebabı yapanlarmış, fazla büyüttüğümüz için. Aga ben demiştim işte ya. Tamam anlaştık adamlarla da şu an Dogecoin'i alamıyoruz. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Şu ortaya bir kırmızı çizgi çeksenize. BB olsun Bolu Bey'i. At geçmesinden. Güzel. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Şunu soracaktım. Solumuzda oluşan Void'e saldıralım. Suratlı olan Void'i mi diyorsun? Evet aynen, tam dibimizde ve biz siyahız ve üstümüze geliyor. Üstümüze gelmeden önce savaşması gereken ülkeler var. İskandinav, Ukrayna falan bilmem ne. Bir de bu Void'e bir mavilik ekleyelim ya. Bu Void'in bir moralini bozalım yani. Bunlara bir sağlam mavi gömelim. Tamamdır, çok mantıklı. Aynen. Yayındakiler deneyelim şu Togo'yu Tog yapabiliyor muyuz diye. Bence biz bunu Tog yaparız. Hani bir kere yapalım, SS'lerimizi alalım. Sonra rahat bırakalım adamları. Anladın mı? Sonsuza kadar öyle kalmasın yani. Döner kebap, boner kebap olmuş. Adamın kılıcını ne yapmışlar? Türk kılıcı. Ne oluyor lan? Azerbaycan. Karadeniz çırpınıyor. DB, yani sonradan öğrendiğimiz üzere Deutsche Bahn, Almanya'nın ulusal raylı sistemler firmasıymış. Ve sanırım duyduğum kadarıyla Türk bayrağı fazla işgalci davrandığı için bir yayıncı tarafından Türk bayrağının tam üzerine Türkiye'de gece saatleriyken luck diye yapıştırılmış. Ben bu tarz bir şey olacağını önceden tahmin etmiştim aslında. Ama bu konuda her ne kadar insanları uyarmaya çalışsam da maalesef ne Reddit'te ne de internette Türk komünitelerini doğrudan toparlayabilen bir otorite sistemimiz yoktu o sırada. Bilmeni isterim ki birinci vazifem bu değil. Ve yani Reddit'in geri kalanı da bize tepkiliydi biraz. Aslında bu yüzden üzerimize bu sene çok fazla şey çizildi. Bak mesela Fransa'yı biliyorsunuz. Hani en yayılımcı ülkelerden biri.
Our Place'te. Fransa bayrağı bile bir sanat eserine karşı savunmasızdı. Ya şu şeyin ihtişamını görebiliyor musunuz? Bu işte insanların saygı duyduğu, hayran olduğu ve elleşmediği şey bu. Hani çünkü sanatın öyle bir etkisi var biraz. İnsanlar sanat eseri görünce dokunmak istemiyorlar böyle. O biraz uluslararası bir kavram. Ardından Türk bayrağının yıldızını Patrick Star'a çevirmeye çalıştılar. Bir ara yaptılar gibi oldu hatta. Bu arada Türk bayrağının yıldızının Patrick Star'a çevrilmesinin arkasında bir meme var. Türk bayrağının Patrick'in paraşütle atladığı sahneye benzediğini iddia etmişti birileri. Ve bir dönem o bir meme olmuştu. Burada aslında o sahneyi yapmaya çalışıyorlar. Ardından çok daha ileri gidecekler bu fikirle. Fransa'ya Hitler'i çizmişler. Resmen 1941. Toga harekatını başlatıyoruz. Son 30 saniye. Hep beraber yükleneceğiz. SS'lerimizi alacağız. Bitecek. Hadi bakalım. Oluyor mu? Oldu sayılır. Oldu oldu. Kabul edilebilir. Yes. Ay süperdi ya. Tamam. Herkese SS'lerini aldım herkes. My Little Penis yapmışlar ya. Kanada tabii ki de. Banana mı yazıyorlar? Aynen, muz yapmaya çalışıyorlar. Kanada'yı bence trollüyorlar artık. Deep Cock, evet duruyor. Evet, Deep Cock hala burada. Factory'yi, Factory'yi. Bu seferki Our Place'te niye bu kadar harfleri değiştirip müstehcenleştirme var ya? Geçenkinde sanki bu kadar yoktu. Hani tamam şey vardı, GameStop.com falan yazıyorlardı da. Bu seferkinde daha bir hırslı gibiler bu konuda. Base Spez, Base ne demek acaba? Fuck Spez. Bak şimdi acayip komik bir şey göstereceğim. Dünya genelinde son bir haftayı seçtiğiniz zaman Hurenson kelimesinin Google'da aratılması bir anda artmış. Neden acaba? Bu arada yeni bir zili aldım. Umarım beğenirsiniz. Bundan sonra her 10 sub'da bir zil çalacağım. Neden? Ya bilmiyorum. Zil gördüm. Dedim ki benim neden zilim yok. Sonrasında dedim zil alayım. Zil alacağına çakmak al. Bu sefer ama o kadar büyük bir... SaveReddit.com. Ya of. Gördüğüm en güzel olaylardan biri bu arada. Geçen sene de animasyon yapanlar vardı Canvas'ın üzerinde. Bu sene de oldu aynı şekilde. Hatta birileri Canvas'ın üzerinde tic-tac-toe oynadı. Nasıl? Şöyle. Geri sayım yapılıyor. Ve yarım. Çeyrek. Sıfır. Mavi ekran. Başla. GG. Çok iyi. Bu tarz şeyler insanların bir araya geldiğinde yapabileceklerini gösteriyor. O yüzden harika. Ha bu arada Hollanda bayrağı yatay bir şekilde sonsuza kadar uzanıyordu ya. Bir yerde bitirmeye karar verdiler ve bitirirken çok güzel bir yöntemle bitirdiler. Hollanda'nın İngilizce adı biliyorsunuzdur ki Netherlands ve Minecraft'ta da Nether diye bir yer var. Hollanda bayrağını yataya doğru uzatma misyonunu bir Nether portal oluşturup onun içine doğru aktararak bitirdi. Hem güzel bir espri yapmış oldular hem Minecraftçılara bir selam çakmış oldular. Hem de yani güzel bir artwork yapmış oldular. Bizim de birkaç tane aslında fikrimiz vardı. Diğer Türk komüniteleriyle bunu yapabilmek için anlaşmamız lazım. Dedik biz yani yapalım güzel olur falan bilmem ne. Aga hani düz bayrak kalmasın hani insanlara baktığında vay anasını desinler. Hani bu adamlar bir şey yapmış. Çünkü benim canım sıkılıyor ya. Diğer ülkelerin bayraklarına baktığımda böyle üstünde bir şeyler var. Hani ben o sene yaşadıkları şeylerle alakalı, tarihleriyle alakalı, sanatlarıyla alakalı bilmem ne. Hani bir sürü şeyler çizmişler. Bizimki çok çiğ duruyor. Yani Ukrayna bayrağı dünyanın en çiğ bayraklarından biri olabilir. Üstte sadece mavi, altta sarı. Ama bak adamlar o sarıya işleme yapmışlar. O işlemelerin üzerine bir şeyler yapmışlar. Bir çizimler. Bugün ne yapacağız? Bugün biz de diğer ülkeler gibi şurada görüyorsunuz Fuck Spez, Fuck Spez, Fuck Spez, Fez Stein Hurenson ve biz de kendi komünitemiz olarak Spez'e karşı ne hissettiğimizi belli etmemiz gerekiyor açıkçası. Borderland logosu için yeni bir yer keşfetmemiz gerekiyordu ve oraya göç etmemiz gerekiyordu. Ortak karara vardığımız yer Kıbrıs bayrağının hemen altı. Manpower açısından ne durumdayız görmek istiyorum. O yüzden ufaktan bir başlayalım. İlerleme kaydediyoruz gibi gözüküyor. 2023'te Void'in amaçları biraz değişmişti. 2017 artwork'ü yok et. 2022 artwork'ü adapte et. 2023 artwork ol. Ve Void'in final hali şöyle göstereyim. Ürkütücülük ve hayranlık uyandırıcılık arasında bir yerde. Böyle üzerinde geometrik şekiller var. Böyle dokunaçlar uzanıyor sağa sola her yere. Etrafını enfekte ediyor. Üstünde gözler var. Bir yandan iğrenç bir şeye bakıyorsun gibi ama bir yandan da ilahi bir varlığa bakıyorsun gibi hissettiriyor. Şuralarda bir Void oluşumu var. Oho! Place EU buraya harita çiziyor. Aga bu çok iyi yalnız. Çok güzel yapmışlar. Adamlar yetinmemiş ya. Bütün Avrupa Birliği'nin haritasını yapıyorlar şu an. Ve Türkiye de dahil. Kosova'da kesin olay çıkacak.
İsviçre'nin bayrağını Nazi bayrağı yapmaya çalışanlar var. Görüyor musun? Burası uzun bir süre mücadele verecek. Uzun bir süre burayı rahat bırakmayacaklar. Güzel, köşelerde bayağı bir siyahlaşma var. Sarmıyor Our Place. Bence de. Bu seneki çok şey yapmadı. Çok sarmadı yani diğerleri gibi. Sağ alt GG. Bu ne? Almanika, Amerimanya. Nasıl bir ülke bu? Devasa bir Among Us. Bu umarım kalır ya. Burası niye eksik? Burası niye göçük böyle? Buranın biraz daha yukarı kalkık olması lazım. Misak-ı Milli yapıyor muyuz? Musul Kerkük. Adaları bu sefer vermeyin aga. Ortalara kırmızı bas, beyaz gördüğün yerlere siyah bas aga. Türkmenistan'da bu olay meşhur değil. Küçücük bayrağımızı çizebilir miyiz? Ne diyorsun abi? Olmazsa da canın sağ olsun, sıkıntı yok. Türkmenistan mı? Abi sizin bayrakta halı var ya. Biz nasıl yapalım onu şimdi? Logoyu yaptıktan sonra biz de community olarak Spez'e mesajımızı bırakacağız. Türk bayrağının yıldızını Among Us yapmaya çalışıyorlar. Ve Türkiye Yunanistan'ı işgal etmeye çalışıyor şu an. Vallahi Yunanistan'a giriyor. Hearts of Iron 4 time. Bence kendi aramızdan bazıları gölgelendirme falan o tarz kavramları anlamıyor çünkü... Bak burada hiçbir şey olmaması lazım. Burada hiçbir şey olmaması lazım. Bunun iyi gözükmesi için, güzel gözükmesi için. Ama orayı illa boyayacak birileri. Atamı eksik bırakmışlar falan diye düşünüyorlar büyük ihtimalle. Yunanistan GG ya. Yunanistan gitti ya. Al sana Avrupa Birliği, al sana Place EU. Al sana barış. Max EU barışı. Max Hearts of Iron 4 ile büyümüş nesil barışı. Ne olacak şimdi? Nasıl gireceğiz biz Avrupa Birliği'ne? Yunan gitti aga, Yunan gitti. Şu an Place EU'da bize de yer verdikleri konusunda ne düşünüyorlardır sizce? Yugoslav Savaşı gözümün önünde düştü. Bulgaristan da gidiyor yavaştan. Bizim bir yandan da bizim bağlantımızı mı kesmeye çalışıyorlar? Hani siz Avrupa değilsiniz falan hesabı. Bizim buradan böyle bağlantıyı mı kesmeye çalışıyorlar? Burada ne durumdayız? Wow! Çok iyi. İlerleyiş çok iyi. Duvara çıkıp piksel at. Lexler çok iyi yorum. Duvara çıkıp piksel at. Yana pikseller koyuyorlar ya. Adam sırıtıyormuş gibi duruyor. Joker'e çevirecekler adamı. Burada ne var? Burada çok fena bir şey yapıyorlar. Çok fena bir şey geliyor buraya. Balkanların büyük bir kısmı Türkiye tarafından işgal altında. Yeni bir Haçlı seferleri yolda mı emin değiliz henüz. Almanya Polonya'yı mı işgal etmeye çalışmış? Ya niye biz tarihi yaşamak zorundayız? Yapmayın abiler, yapmayın. Biz bunu gördük. Aga o değil de EU haritasını sağ üstüne ağzında zeytin dalı taşıyan güvercin koymuşlar. O sırada Türkler Yunan seferinde. İngiltere'den şu Wales sanırım, burası Wales değil mi? Oranın İngiltere'den ayrılması zaten bilindik bir karar mıydı yoksa bir isyan mı var orada? Max EU barışı. Max EU barışı aga. Evet, Türk bayrağının yıldızının Petri'nin paraşütle atladığı sahneye benzemesi fikrini daha da ileri taşıdılar demiştim ya. Türk bayrağını baya baya Sünger Bob'tan bir sahneye çevirmeye çalıştılar bir dönem. Bir ara hatta baya başarmışlardı. Ardından El Ryan gecenin köründe yayın açtı ve hem bayrağı eski haline getirdi hem de haritanın başka bir yerinde bu olayı provoke eden yine XQC'nin ağzına muz çizdirdi. Aynen, El Ryan 2, XQC 0. Ama Türk bayrağının son hali güzeldi. Biz ne durumdayız? Wow, çok iyi, çok iyi gidiyoruz. İsmet bu ne Migena? Kez kendime Migena. EU'daki bayrağı ters çevirin. Aga, aga. Tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Süper. Bakıyorum şöyle be. Oldu bu ya. Şimdi Reddit'teki her community Spez'e bir mesaj gönderdi. Biz de Türkiye'deki büyük Reddit komünitelerinden biri olarak Spez'e bir mesaj gönderelim. Şuraya, şöyle. Alt kısma şuraya. Oç Spez. Kırmızı renkli. Kırmızı. O'yu aşağıya kaydırın biraz. Şu S'yi bir düzeltir misiniz? S'yi bir düzeltin ya. Güzel. S daha iyi şu an. Bu seneki en önemli olay Fox Spez'di. Hatta haritanın son halinde artık bir uluslararası mevzuya dönüşmüştü. Ve bütün milletler bir araya gelerek bu mesajı verdiler. Ama bu senenin en çok benim gördüğüm kadarıyla takdir edilen olayı Bad Apple animasyonuydu. Harita üzerinde Bad Apple adlı şarkının klibinin animasyonunu yaptılar. Ki izlediğiniz zaman anlayacaksınız bu insanüstü bir şey. Solda gördüğünüz gerçek klip, sağda gördüğünüz piksellerle yapılmış animasyon. Bu an be an binlerce insan tarafından yapılıyor sağda gördüğünüz. Ya bunun gerektirdiği kararlılığı, sıkı çalışmayı ve adanmışlığı düşünemiyorum. O yüzden onları gerçekten tebrik etmek lazım. Dur, o EU haritası.
Aga! Al işte. İsmet! İsmet bu ne? Atıldık abi, EU'dan atıldık. Fazla açgözlü davrandık. İsmet neyi imzaladın? Oo, United Kingdom ayrıldı bildiğin. Gözümüzün önünde ayrıldı. Burayı İskoçya, burayı Wales yaptılar. Şurayı da İngiltere yapmaya çalışıyorlar şu an. Bildiğin bir krallığın dağılışını izledik şu an gözümüzün önünde. Aga bu da yaşanmamış mıydı aslında? Hani biz böyle buralara, Balkanlara, bilmem ne buraya kadar geldik, sonra hep beraber toplanıp dağıttılar. Biz yine bir toparlarız. Sonra da bir daha o taraflara gitmemeyi şey yaparız. Böyle de biter bir olay. Güzel. Oç. Oç spez. Çok iyi. O ve Ç'ye nokta koyabilir miyiz? Kısaltma olduğu belli olsun. Diğer bütün komünitelerde olduğu gibi tarafımızı belli ettik ve mesajımızı verdik. Tamam, Türkiye yeniden inşa ediliyor gibi. Ya şu an Atatürk'ün tamamlanmasını bekliyoruz bence. Atatürk tamamlanınca zınk, burası tekrar oluşacak. Buradan Rusya mı geliyor? Rusya yoktu burada normalde değil mi? O Rusya gelecek, sonra Ukrayna'ya girmeye başlayacaklar. Şu peace at home, peace in our place yazısını acaba yapacaklar mı? Öyle bir planları var mı? Gerçi bunu bunu söylemeye pek yüzümüz kalmadı ama. Tamam, Kurtuluş Savaşı'nı ama kazanıyoruz, evet. Resmen 1923. I have two sides. Çılgın proje yapıyorlar birileri. Buradan yarıyorlar böyle direkt. Abi girmeyin Yunan'a, girmeyin ya. Anlamıyor musunuz? Adamlar bizi zaten sevmiyorlar. Bize tahammül ediyorlar sadece. Abi Atatürk nerede ya? O düzeltir bu durumu ama yapamadık galiba hala. Almanya girdi Polonya'ya. Das war ein Befehl. Hate be. Avusturya ve Macaristan. Avusturya Macaristan mı olmaya çalışıyorlar şu an? İyi, Yugoslavya'yı da kursunlar burada bir yerde. Ya İsviçre'ye çok üzülüyorum ya. Neden yaptıklarını biliyor musunuz bunu İsviçre'ye? Çünkü bu İsviçreliler zamanında Nazilerin altınlarını kabul ettiler bankalarına. Nazilerle ticaret yaptılar, anlaşma yaptılar. Nazi Almanya'sı çöktükten sonra da bütün o altınların üstüne çöktüler. Hala yani onların altınlarını kullanıyorlardır büyük ihtimalle. Bence bu yüzden. Belki hani sadece çizimi kolay olduğu için yapıyorlardır ama bence bir arkasında mesaj da var. Romanya'ya giriyoruz yavaştan. Avusturya Macaristan'a kadar geliriz, tamam mı? Ondan sonra bir tekrar bizi bir silerler. Bahis açalım mı? AB'ye R-Place yüzünden girememek. Evet, bu seneki R-Place böyleydi. Bir daha yapmayın ve Fox Space.